Sayburç kazıları 2021 yılında başladı. Sayburç kabartmalarının bulunması üzerine Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile ortak bir çalışmaya başladık İstanbul Üniversitesi olarak. Kazı çalışmaları da 2021'de başladı. Bu çalışmalar en başından itibaren Taştepeler Projesi kapsamında sürdürülen kazılardan birisi oldu. Bu bölgede yüzey araştırmalarına başlamıştık zaten, bir ön hazırlık süreci içerisindeydik. O sırada da bu civardaki köyler gezilirken o kabartmaların bulunduğu evlerin duvarlarında, bahçe duvarlarında T biçimli dikil taşları gördük. Onun üzerine odakladık o noktaya. Öyle bulundu. Yani biraz tesadüf, biraz da ön hazırlık çalışmaları sırasında oldu diyebiliriz. Sayburç 10.500 yıl öncesine tarihleniyor. Buradaki ilk yerleşik toplumları temsil ediyor. Dolayısıyla da bu dönem temsil eden diğer yerleşmelerle yakın benzerlikler gösteriyor. Bu dönem insanları yerleşik yaşama yeni geçmiş, avcılık ve toplayıcılık yapan toplumlar var burada. Onlar işte ilk konutları, özel yapıları, bu toplanma alanlarını inşa ediyorlar. Konutların içerisinde çeşitli yaşamsal unsurlar bulunuyor. İşte ocaklar, sekiler, nişler gibi. Ayrıca özel yapılar var. Bu özel yapılar kamusal yapı niteliği taşıyor, toplanma alanları niteliğinde. Onlar içinde de bölgedeki diğer özel yapılarda gördüğümüz T biçimli dikil taşlar, işte çeşitli sanatsal betimlemeler, birçok ögeyi görüyoruz. Göbektepe'de Sayburç yerleşmesi de işte bunların en güncel verilerin geldiği yerlerden birisi de Karahantepe'de. Bunların hepsi yerleşim. Bu yerleşmelerde konutlar, yaşam alanları bulunuyor. Bunların yanı sıra tapınak değil ama o dönem insanların bir araya geldiği, toplandığı, çeşitli ve farklı amaçlarla kullandıkları özel yapılar bulunuyor. Bu özel yapılar bütün yerleşmelerde var ve bu yapıların çok değişik işlevlere sahip olduğunu biliyoruz. Kazılar halen devam ediyor. Fakat Sayburç'taki kazılar iki alanda sürdürülüyor. Bir kabartmaların olduğu kesimde, bir de daha güneydeki alanda, köy açıklığının olduğu alanda. Orada kuzeydeki alan daha kısa sürede bir açık alan müzesine çevrilebilir. Fakat bu kesimdeki çalışma, yani şu an bulunduğumuz kesimdeki çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Birincisi bilimsel bir değeri var. Çünkü bu bölgedeki araştırmalar çok yönlü ve eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Dolayısıyla bu bölgenin geçmişini çok ayrıntılı bir şekilde doğal çevresiyle, sosyal ortamıyla ve teknolojik yenilikleriyle beraber anlayabilme imkanımız oluyor. Bu tabii Urfa bölgesinin dünyanın uygarlık tarihine yaptığı katkıları göstermesi bakımından çok önemli. Dolayısıyla bu bölgenin geçmişte nasıl bir yere sahip olduğunu daha net bir şekilde göreceğiz. İkincisi de Sayburç, Göbektepe, Karahantepe ve diğer Çakmaktepe, Sefertepe, Gürçtepe gibi yerleşmelerde yapılan kazılar bize bu bölgedeki neolitik kültürün, yani ilk yerleşik yaşamın çok zengin, sembolik ve sanatsal ögelerin çok çeşitli olduğu bir ortamı yansıttığını gösteriyor. Bu ortamda yerleşik yaşama bütün yakın doğu genelinde yaklaşık olarak eş zamanlı geçirilmiş olmasına karşın bu bölgenin ayrıcalıklı bir yer olduğunu gösteriyor. Bu insanların, yani hem yerel toplumun hem de dışarıdan bu bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir duruma dönüşebilir tabii. Sayburç bir prehistorik arkeolog için çalışması keyifli yerlerden birisi. Kalıntıların üç boyutlu olması ve yaşama dair çok şey sunması bizim için çok motive edici. Biz keyifle çalışmalara devam edeceğiz.